eleştiriye açık, hakkani, yani tarafsızlığı doğrudan zedeleyen bir durum. Neden Ankara Barosu'nu böyle bir vesayet düzenine teslim ettiler? Gerekçeleri neydi? Beklentileri neydi? Bunu izah etmek zorundalar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması Türkiye'de medeni kanuna vurmak istenen önemli bir darbenin sinyalidir. Sayın Feyzoğlu yürüttüğü siyasetle avukatlık mesleğine son derece zarar vermiş. Evet sayın izleyenler, burası Bartu Kulesi. Yeni bir seçim atmosferi programında yeni bir konukla tekrar birlikteyiz. Bugün yayını bir diğer yüzümüz Tolga Bey'le modere etmeye çalışacağım. Şimdi sözü Tolga'ya bırakıyorum. Merhabalar, ben avukat Tolga Çayırcı. Bugünkü konumuz avukat Onur Tatar. İlk önce hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sorularımıza geçmeden önce avukat Onur Tatar kimdir? Bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Evet, ben 1978 Ankara doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2001 yılında staj yaptım Ankara Barosu'nda. Barayı bir okul ve bir yuva olarak görüyorum. 20 yıldır avukatlık mesleğini yapıyorum. Kendi ofisimde icra ediyorum mesleğimi. Daha çok ceza hukuku alanında çalışıyorum. Türkiye'nin önemli kamuoyu gündeminde ses getiren ceza davalarında avukatlık yaptım. Yine 2008-2010 döneminde Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundum. Bugün de Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun baro başkan aday adaylarından bir tanesiyim. Ben de Bartu Kulesi'ne başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlk sorunuza geçelim isterseniz. Ankara Barosu Başkanlığı'na adaylarınızı açıklamış bulunmaktasınız. Peki ya Ankara Barosu'nun ne gibi eksikleri olduğunu düşünüyorsunuz? Sizi başkanlığa iten asıl sebep nedir? Evet, çok güzel bir soru. Daha önce de bu ve benzeri sorular soruluyor. Sorulması da çok normal. Ankara Barosu biraz önce de ifade ettiğim gibi bir okul ve yuva, bir tarih, cumhuriyetle eşit bir kurum. Baromuzun kuruluş tarihi bildiğiniz üzere 14 Temmuz 1924. Seçilmem halinde görev sürem içerisinde baromuzun 100. yılına isabet etmiş olacağız. Yine cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşıyor. 29. Evet, önemli bir tesadüf. Kurumlar için 100. yıllar son derece önemlidir. Ben de bu 100 yıllık serüvenin bir parçası olmak için her şeyden önce aday oldum. Sıradaki soruya geçiyoruz. Avukatların herhangi bir partiden siyasete atılabilmek için baro başkanlık makamlarını veya yönetim kurulunu araç olarak görmesini nasıl yorumlarsınız? Avukatlık mesleği dünyanın her yerinde öncelikle bir ideal mesleğidir. Yani ideali olan insanlar bu mesleği icra ederler. Hayatın içerisinde dinamik bir meslektir. Avukatlık, doktorluk, mühendislik, bu meslekler. O toplumların yüz akıdır aslında bu insanlar. Siyaset de bu mesleğin parçalarından bir tanesidir. Çünkü hukukun da kendine göre bir siyaseti olduğunu düşünüyorum. Siyasetsiz bir hukuk hiçbir zaman mümkün değildir. Örneğin dün İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Danıştay'da görülen bir dava, kadına olan bakış açısıyla ilgili aynı zamanda bir davadır. Yani bir politik davadır aslında bu. Yine bundan birkaç gün önce içerisinde meslektaşımız Avukat Can Atalay'ın da bulunduğu gezi eylemlerine iştirak eden, hepimiz gibi iştirak eden, hepimiz gibi alanda bulunan çok kıymetli bu ülkenin aydın ve yurtsever insanları bu eylemlerin organizatörü oldukları iddiasıyla yargılandılar. İki kez beraat etmiş olmalarına rağmen. Üçüncüsünde Sayın Osman Kavala müebbet hapis. Yine biraz önce ismini zikrettiğim gibi Avukat Can Atalay ve Mücella Yapıcı ve diğer kişiler ise 18 ay yıl hapis cezası aldılar. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü çok önemli bir özgürlük. Anayasa bir hak. Dolayısıyla gezi davası da politik bir dava. Baroyu, baroculuğu bu tip politikanın, siyasetin dışında görmek mümkün değil. Kişisel olarak ben mesleğime başladığım tarihten itibaren bir siyasi partinin üyesiyim aynı zamanda. Yani avukatlık mesleğindeki serüvenimle siyasi hayatım içerisindeki serüvenim de birbiriyle bu manada çakışır. Ancak hiçbir zaman görevde bulunduğum süre içerisinde de eğer bugün seçilirsem de baro başkanı olarak tabii ki kendi siyasal görüşlerimi yansıtacağımı düşünmüyorum. Ankara Barosu'nun bünyesinde 17 merkezi ve 33 kurulu bulunmakta. Bu kurulları ve merkezleri yeterli derecede aktif buluyor musunuz? Olması gereken bir merkez veya bir kurul olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Ankara Barosu çok aktif ve dinamik merkezleri. Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, tartışmalara konu olmakla birlikte İnsan Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi gibi adli yardım merkezi gibi, CMK merkezi gibi merkezleri var.
Bu merkezlerde gerçekten toplumsal, kamusal hizmet anlamında da önemli işlere imza atılıyor. Ben de Ankara Barosu'nun hem CMK merkezinde hem insan hakları merkezinde uzun yıllar görev yaptım. Merkez yöneticisi olarak görev yaptım. Yönetim kurulu üyesi olduğum dönemde de bu kurulların bir kısmının sorumlu yönetim kurulu üyesiydim. Elbette bu kurullar dinamik olarak hizmet eden kurullar olmakla birlikte bazı kurullarımızın gerekli olup olmadığı elbette tartışılabilir. Yani daha çok sosyal kulüpler için belki bunu söyleyebiliriz ama orada da o meselelerle ilgilenen meslektaşlarımız zaten yer alıyorlar. Örneğin bir dalış kulübü var. Dalgıçları seven meslektaşlarımız yerleniyorlar burada. Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü var. Ben bu kulübün de üyesiyim. Yani dalış da seviyorsun. Evet. Hem dalış seviyorum. Bir dönem trekking de yaptım ama biraz kilo aldık. Yani trekkingi azalttığımız için. Ülkemizi tanımamız açısından çok önemli bir kurullardan bir tanesi de Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü. Çok evet. Yani gidilmemiş vadilere, kanyonlara, çıkılmamış dağlara, tepelere bir şekilde bu kurulla birlikte oradaki çok değerli meslektaşlarımla birlikte gitme şansı buldum. Dolayısıyla Ankara Barosu mesela dinamik bir kulübüdür burası. Olması gereken kulüpler ve merkezler var mıdır? İhtiyacı bir yolda yeni kurul ve merkezler elbette kurulabilir. Önemli olan çalışmalarıdır bu kurulların. Sorunlu kurullardan bir tanesi insan hakları kuruluydu bu dönem. Ona ilişkin olan insan hakları merkeziydi. Ona ilişkin belki bir iki cümle söyleyebilirim. Rıza Türkmen gibi çok kıymetli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış bir büyüğümüz bu merkezin başkanı olmayı lütfettiler ama iç çekişmeler, kısır çatışmalar nedeniyle o merkezden ayrıldılar. Biz Rıza Bey gibi büyük bir hukukçuyu kaybettik. Onu kaybetmemizin sorumluluğu da bana göre Ankara Barosu yönetiminin de yönetsel bir hata olduğunu ben burada açıkçası düşünüyorum. Devamlı demokratik salon avukatlarının adaylığını gösteren kişiler başkan olması nasıl yorumluyorsunuz ve bu demokrasiyi zedeleyen bir anlayış mıdır sizin için? Evet, tabii Ankara Barosu Demokratik Sol Avukatlar grubu dinamik bir grup. Kendisini sadece ideolojik olarak sınırlandıran bir grup değil. Biraz bu seçim başarısı da bundan geliyor. Aynı zamanda da bir marka tabii ki. Burada sosyal demokrat meslektaşlarımız olduğu gibi dünyaya merkez sağlayan yani liberal demokrat diyebileceğimiz düşünce dünyasından bakan kısmen bazen belki milliyetçi ve muhafazakar dediğimiz meslek gruplarından da meslektaşlarımız da bu grubun çalışmalarına bir şekilde seçim süreçlerine dahil oluyorlar. Bunların hepsi aslında demokratlığın bir göstergesidir. Yani insanları sınırlandırmıyorsunuz. Bu kitleyle siyaset yapacaksınız ve dolayısıyla her meslektaşınıza da eşit mesafede olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu DSA grubunun başarısıdır. Yeni gruplar da çıkıyor. Bunlardan en dikkat edilen avukat hakları grubu, üretken bir grup. Yani bir seçim grubu olmadığı çok açık. Çünkü seçim sonrasında da onlarca faaliyet yapıyor. Ondan sonra çok değerli başkan adayları Hakan Göneç Bey de benim dönem arkadaşım. Gerçekten bu mesleğin yüz akı olan insanlardan bir tanesi de Sayın Göneç. Evet, biraz kapsayıcı olmak çok önemli. Bir de belki burada değinmem gereken bir şey daha var. Troll hesaplar var mesela böyle sosyal medyada. Troll hesapların arkasına saklanarak kişilere yönelik iftira niteliğinde beyanlarda bulunanlar var. Kendisini saklayan, gizleyen bir örtünün, bir perdenin arkasında kendisini var etmeye çalışan bu sinsi, tırnak içerisinde insan demeye dahi dilimin varmadığı bu varlıkların bizim mesleğimiz içerisinde bir karşılığı da yok, yeri de yok. Hak ettikleri cevabı zaten önümüzdeki günler içerisinde alacaklar diye düşünüyorum. Sıradaki soruya geçelim. Adaylık süreciniz devam ederken seçime doğru herhangi bir adayla birleşme düşünceniz var mı? Yoksa sandığa kadar tek başınıza mı devam edeceksiniz? Bunun kararını sadece ben veremem. Bu bana ait bir karar olmaz. Mutlaka ekip arkadaşlarımızla durumu değerlendiririz. Çalışma arkadaşlarımızla durumu değerlendiririz. Yapıcı, mesleğimize hizmet etmeye talip olan kıymetli aday adayı arkadaşlarımızın her birisiyle bu süreçte mesleğimizin geleceği açısından nasıl daha doğru şeyler yapabiliriz diye tartıştığımız için tarihsel bir sorumluluk üstlenerek kişisel egolardan arınmış bir şekilde itiraz duygusu olmaksızın değişik varyasyonlar deneyebiliriz. Bu konuda sürprizlerimiz olacak tabii ki. Sıradaki soruya geldik Onur Bey. En sevdiğim soru. Tuzlu kuru avukat mısınız? Evet. Evet, güzel soru. Asla. Ben mesleğe Merkez Siyadiyesi'nin hemen yakınında bulunan Siye Merkez İşhanı'nda 50 metrekarelik bir büroda başladım. O günlerde kendi evimde bulunan kişisel bilgisayarımı getirerek sekreterim olmadığı halde bir sekreterya oluşturarak yani bir büro görüntüsü vererek mesleki faaliyetime başladım. Ailemin de bu konuda desteğini aldım. Adeta
tırnaklarımızla kazıya kazıya ilerledim mesleğimde. Ben böylesinin de sağlıklı olduğuna inanırım aynı zamanda. Avukatlık mesleği benim idealimdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tek tercihle girdim. Avukat olmak gibi bir hayalim vardı. Hakim savcı olmayı, müfettiş yardımcısı olmayı ya da kamuda idari bir görev olmayı hiç tercih etmedim. Çok kısa bir süre bir meslektaşımın yanında 5-6 ay kadar çalışmıştım mesleğime başlamadan önce. Sonrasında da kendi ofisimi açarak devam ettim. Dolayısıyla Ankara Barosu'nun her yerinde, her kurulunda neredeyse önemli kurullarını kastediyorum tabii, görev yaparak hem baroma hem mesleğime katkı koymaya çalıştım. Hem de çok şey öğrendim. Bu mesleğin duayenleriyle tanışma, onlarla bir arada olma şansı buldum. Çok önemli bir kazanımdır bu kişinin mesleki gelişimi için. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, benim de insan hakları merkezinde birlikte çalışma onuruna eriştiğim Türkiye İşçi Partili 7 gencin Bahçelievler'de katledildiği davanın avukatlarından Sayın Erşen Şansal'ın aziz hatırasyonunda saygıyla anıyorum. Mesela onunla birlikte baromuzun insan hakları merkezinde çalışma şansı onuruna erişmiştim. Dolayısıyla bana baromun da bu manada kattığı çok önemli şeyler var. Sıradaki soruya geçmeden önce kendinizi yorumlayacak olursanız. Bir günü nasıl geçiyordun mesela? Evet. Çok uzun saatler çalışmıyorum her şeyden önce. İşimi günü gününe yapmaya çalışıyorum. Zamanımın bir bölümünü, hatta çok önemli bölümünü kendime ayırmaya gayret ediyorum. Bu seçim dönemi hariç olmak üzere. Seçim döneminde yoğun bir program var ama çok erken saatte duruşmam yoksa güne biraz geç başlarım. Eğer o gün duruşmam yoksa spor üye olduğum bir spor salonu var. Orayı gitmeyi tercih ediyorum. Gezmeyi çok severim. Yani kendimi bir gezgin olarak rahatlıkla tanımlayabilirim. Fırsat bulduğumda senede belki en az 10 kez yurt dışına çıkabiliyorum. Pandemi dönemi tabii bunu biraz engelledi. İnsan kendisini anlatması zordur ama hayattan keyif almayı seven, yaşamayı seven bir insanım. Stresle benim baş edebilme yollarından en önemlisi gezmek her şeyden önce. Çok güzel. Aynı zamanda ben su altı fotoğrafçısıyım, dalgıcım, lisanslı dalgıcım. Su altı dünyası çok özel bir dünya. Suyun altında olduğunuz zaman aklınıza ne baro seçimleri, ne aday adayları, ne kaygılar, ne para, ne pul, ne başka bir şey geliyor. Sadece size ait olmayan balıkların dünyasında oraya dahil olmaya çalışıyorsunuz. Çok keyifli uğraş benim için. Peki şunu da ekleyeyim. Bir pozitif bir insansınız. Ülke geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda da pozitif kalabiliyor musunuz? Umut dolu olmak lazım her zaman. Çünkü umudun var olmadığı yerde insan var olamaz. Her şeyin gelişeceğini ve güçleneceğini düşünmek lazım. Bu tip siyasal çatışma dönemleri sadece bizim ülkemizin başına gelen dönemler değil. Otoriter ve totaliter rejimler sadece bize özgü değil. İki ayrı rejimin işgali altına uğrayan bir halk var. Bundan kurtulmaları mesela çok uzun süreler alıyor. Bazen ülkenizde politikacıların yanlış siyasi tercihleri ya da yanlış politikaları sizin de hayatınızı etkileyebilir. Ama bu hayatı dönüştürmek de değiştirmek de yine bizim elimizde. Onun için her şeyin çok güzel olacağına inanmak zorundayız ve inanıyoruz. Her şey elbette çok güzel olacak. Bir sonraki sorumuz Ankara Barosu ile ilgili yine. Kurul ve komisyon üyeliği seçimlerinde genç meslektaşlarına girmek çok zorluk yaşandığını biliyoruz. Çünkü böyle bir kanunda da yerimiz var. 0-5 yaşındakiler yönetime giremiyorlar. Sonrasında baroya aidiyet noktasında genç meslektaşlar için bu konu hakkında ne yapılabilir? 0-5 yaşındaki avukatlar nasıl daha çok aktifleştirebilir baro içerisinde? Evet, şunu ifade edeyim. Kanunda öngörülen 0-5 yaş yönetim kurulu üyesi olabilmek bakımından öngörülen süre, yani 5 yıl ve sonrası, 0-5 yaş değil de 5 yıllık kıdemden sonrası için öngörülen süre bana göre doğru bir süre. Çünkü mesleki belli bir olgunluğa erişmeksizin bu tip görevlerde bulunmak bir maalesef o mesleğin gelişimi açısından yönetim kurulu üyeliği anlamında söylüyorum, yanlış anlaşılmasın burası. Katkı sağlamayacak. Yani bir avukatın kendisini geliştirme süresi bakımından 5 yıllık süre ideal bir süredir. Bu süreden sonra aday olmak doğru olandır. Ancak mesleğe hemen başlayıp baromuzun merkez ve kurullarında görev almak ise başka bir
ulaştı. Burada baro merkez ve kurulları bakımından maalesef ama maalesef seçilen grup ve seçilen başkana çalışmış olma hep önemli hale getiriliyor. Ben bu örneği kendimden verebilirim. Uzun yıllar Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin avukata hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurdum ve ceza hukuku dersleri anla, usul hukuku dersleri anlatma şansı buldum. Ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin sözleşmeli eğitmenlerinden birisiydim bu dönem içerisinde. Demokratik Sol Avukatlar grubunda olmama rağmen bana yaklaşık 10 yıldır baromda herhangi bir şekilde ders anlattırmıyorlar. Ben bunun sebebinin seçilen adayla bir seçim ilişkisine girmemiş olmam olduğunu düşünüyorum. Evet, tabii ki. Kralcı olmak gibi. Tabii ki, evet, evet. Kralcı değilim. Ben hiçbir zaman da kralcı olmam. Bildiğim şeyi söylerim. Yani inandığım şeyi söylerim. Dost doğru söylerim. Bugün Ankara Borsu çok ilginç kavramlarla anılıyor. Vesaire, çıkar ilişkisi, kirli pazarlıklar. Ben hiçbir zaman baroma ve meslektaşlarıma bu kavramları yakıştırmam. Kendisine bunu yakıştıranlar bunun hesabını vermeliler. Şimdi mağdur rolüne bürünen bu arkadaşlarımız neden Ankara Barosu'nu böyle bir vesayet düzenine teslim ettiler? Gerekçeleri neydi? Beklentileri neydi? Bunu izah etmek zorundalar bence. İftar düzenlemekten önce, balo yapmaktan önce kendilerini anlatmaları onlar açısından daha isabetli olacaktır. Dolayısıyla bu söylenen üç kavramla kişisel olarak hayatımın hiçbir alanında irtibatım olmadığı için ben gönül rahatlığıyla bunları söyleyebiliyorum. Arkadaşlarımız ise sadece ve sadece istifa etmeyi tercih ediyorlar. Uzun uzun istifa mektupları yayınlıyorlar. Yani Ankara Barosu'na yakışan görüntüler değil bu görüntüler. Beceremeyen insanlar beceremediklerini kabul etmeliler. Dünya siyasi tarihinde istifa ettiği makama yeniden dönebilen hiç kimse yok. Umarım bunu anlarlar. Anlamazlarsa zaten sandık anlatacaklar. Peki. Sonraki sorumuza geçelim dilerseniz. Son zamanlarda yaşanan bazı davalarda neden hakkaniyetli kararlar çıkmıyor? Adil bir yargılanma için hukuk sistemimizde neler yapılması gerekiyor? Yani Gezi davasını son olarak örnek gösterebiliriz bunu. Evet. Çok önemli ve güzel bir soru bu. İlk başta da söylemiştik, hukuk ve siyaset ilişkisinden bahsetmiştik. İşte tam da yeri, zamanı burası. Türkiye anayasal anlamda demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Kendisinin temel özellikleri olduğunu söyleyen bir devlet. Ancak her alana yansıması gerekiyor. Çünkü bu bir anayasal taahhüt. Maalesef siyasallaşan bir yargıyla ve hatta ben bir aşama daha götürüyorum bunu. Siyasetin emrine giren bir yargıyla karşı karşıyayız. Bir siyasetin arka bahçesi tabiri var mı? Arka bahçesi değil, kendisi. Direkt kendisi. Yani arka ya da ön bahçe olarak bunu tarif edemeyiz. Özellikle Gezi davasında heyette bulunan hakim üyelerden bir tanesinin bir siyasi partinin evet, geçmişte milletvekili aday adayı olmuş olması son derece eleştiriye açık, hakkani yani tarafsızlığı doğrudan zedeleyen bir durum. Muhakkak bu üç noktanın da birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması da yine Türkiye'de medeni kanuna vurmak istenen önemli bir darbenin sinyalidir. Ben öyle görüyorum. Diğer sorumuz, mesleğin zedelenmesi ve genç meslektaşların mezunluktan sonra, stajları bittikten sonra farklı iş kollarına kayması var günümüzde maalesef. Evet. Ve stajyer avukatların bazı ofislerinde, çalıştıkları ofislerinde çok zorluk çektiklerini ve zorlukların çektiklerinin ötesinde hiçbir şey öğrenmediklerini, resmen orada bir işçi gibi çalıştıklarına dair bir gerçekler var. Evet. Hatta şunu da ekleyeyim, mobbinge, tacize uğrayan meslektaşlar var. Evet. Önceliğimiz bir defa burada ekonomi olmalı. İstatistik bilimi önemli. Baro'nun öncelikli görevlerinden bir tanesi meslektaşlarıyla dayanışma olmalı. Dayanışmanın ön koşullarından bir tanesi de bir bilgi sahibi olmak her şeyden önce. Şöyle bir bilgi paylaşayım. Ankara Borosu'na kayıtlı yaklaşık 20 bin üzerindeki meslektaşımızın 7 bin tanesi CMK, aktif olarak CMK görevi yapıyor. Bu yoksullaşma belirtisidir. 7 bin tanesi. Evet, 7 bin meslektaşımız. Ben de kişisel olarak yaptım. Bunu mesleğimin başında yaptım elbette. Çok da keyif alarak yaptım. Çok şey de öğrendim. Bu ayıp ya da bir ayıbın gösterisi ya da bir zayıfı göstermesi değil. Siz mesleğinizin başındasınız ve bu tip görevler alacaksınız. Ben Adli Yardım Kurulu'nda da bu manada görev yaptım. CMK görevleri de aldım. Bu doğal. Ancak bu kadar yoğun meslektaşımızın
bu neden gelecek işe ihtiyaç duyuyor olması bir yoksullaşma belirtisidir. Birincisi bu. İkincisi pandemi dönemi ve değişen ekonomik parametrelerle birlikte avukatlık mesleği günden güne ekonomik olarak kan kaybediyor. Bunu da görmek lazım. Buna ilişkin, nasıl çözümler üretilmeli? İsterseniz biraz oraya girelim yani. Hem genç meslektaşlarımız açısından hem meslek kıdemi daha da ileri olan yani tüm meslektaşlarımızı kapsayan şeyler bunlar aynı zamanda. Şimdi şunu ifade edeyim öncelikle. Zorunlu iş alanlarımız var avukatlık kanunu. İşte anonim şirketler bakımından getirilmiş olan bir zorunlu avukatlık. 100 ortağa geçen yapı kooperatifleri için getirilen zorunlu avukatlık var. Bunu geliştirmek lazım. Geçtiğimiz günlerde Mersin Barosu eski başkanlarından şu an Mersin milletvekili olan Sayın Alpay Antmen'le bir yasa teklifi hazırladık. Esas sermayesinin 50 katı limited şirketler ve sermayesine bakılmaksızın yabancı ortaklı limited şirketler bakımından bir avukat bulundurma zorunluluğunun getirilmesi yönünde bir yasa teklifi verdik. Çok iyi bir yasa. Çok teşekkür ediyorum hepimiz için ya bunu. Bir, ikincisi bu geliştirilebilir. Örneğin 250 kat malikini aşan konut sitelerinde ne getirilebilir buraya? Avukat bulundurma zorunluluğu getirilebilir. Evet, danışman. Aynı şekilde tapu işlemlerine, kira akitlerine avukat nezaretinde ancak butik işlemlerin, devir, ipotek gibi işlemlerin tapuda. Aynı zamanda kira bakımından kiralayan kiracı ilişkisinde mutlaka avukatların bir hukuk donanımı ve bilgisiyle burada olması önemlidir. Bunlar iş alanlarını genişleteceğim yasal düzenlemeler. Öte tarafta genç avukatlar bakımından gelir vergisi kanununda ve katma değer vergisi kanununda değişiklikler yapılarak ilk 5 yıl için gelir vergisinin %1, katma değer vergisi ise tüm iş ve işlemler bakımından %1'e düşürülmesi zorunlu iş alanları da genişletilmeli. Üçüncüsü, projeler kısmında oraya geliriz. Benim önceliğim ekonomi. Şimdiki şu dakikaya kadar işin biraz baro siyaseti kısmını konuştuk, biraz ülke siyasetiyle ilgili kısmını konuştuk ama ekonomisi güçlü olmayan hiçbir mesleğin ayakta kalması mümkün değil. Bugün doktorlar neden Türkiye'yi terk ediyorlar? Ya da bir bölümü neden terk ediyor? Ekonomi nedeniyle terk ediyor. Avukatlık mesleğini yapanlar eğer yerel, milli bir meslek olmamış olsaydı avukat mesleği inanılmaz derecede yurt dışına çıkış olurdu. Artı 90 diye bir program var. YouTube'da belki hepiniz denk geliyorsunuzdur. Orada bir İrlanda Dublin şehrinde yaşayan bir hanımefendi var. Genç hanımefendi. Motokuryelik yapıyor ve hukuk mezunu, avukat. Ve ben çok memnunum diyor. Dönmeyeceğim, dönmeyi düşünmüyorum diyor. Böyle örnekler var. Dolayısıyla bu örneklerin artmaması bakımından buradaki ekonomik çözümleri geliştirmek, güçlendirmek lazım. Şimdi iki tane yol var burada. Birinci yol geliri arttırıcı şeyler. Bunu söyledim, ifade ettim. Bu tip yasal düzenlemelerle zorunlu avukatlığı geliştirerek, aynı zamanda hukuk sigortası getirerek yurttaşlara. Yani yurttaş bir hukuki problemle karşılaştığında hukuk sigortası varsa, sigortası avukatlık ücretini karşılar ise, tıpkı zorunlu deprem sigortası gibi, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlık numarasını alan herkese, tıpkı yani emlak edinen herkese, ev edinen herkese nasıl siz zorunlu deprem sigortası yaptırıyorsanız, zorunlu hukuk sigortası da yaptırırsanız. Son sorumuz şöyle. Baro başkanı seçildiğiniz takdirde ajandamızda yer alan ilk 3 icraat nedir? Evet, yine güzel bir soru. Görev süresi seçilen yönetimin ve başkanın bildiğiniz üzere 2 yıl. Yani bu 2 yılı iyi değerlendirmek lazım. Bu süreç içerisinde özellikle ilk 100 günün ben önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de ifade etmiştim. Öncelik mesleğin ekonomisinin güçlendirilmesi. Bakınız Ankara Barosu'nun parlamentoyla ilişkileri neredeyse yok denecek düzeyde. Her siyasi partiye eşit mesafedeyiz meselesini yanlış anladılar. Bütün siyasi partilere uzaklaştılar. Birincisi bu. Parlamentodan uzaklaştılar yani. Öncelikle bir avukatlık kanunu taslağının mutlaka hazırlanması. Hazırlanacak olan bu taslakta iş alanlarımızın biraz önce bahsettiğim gibi iş alanlarımızın genişletilmesini sağlayacak düzenlemelerin değişik kanunlarda yapılıyor olması. Başta avukatlık kanunu olmak üzere birinci önceliğim olacak benim. İkincisi giderlerin azaltılmasını öngören biraz önce bahsettiğim projeler içerisinde. Yani bu yoldaki zorunlu giderlerin, işte kırtasiye giderlerinin vesaire giderlerin azaltılması, elektrik faturası ile ilgili, belki toplu anlaşmalar düşünülebilir, telekom abonelikleri ile ilgili, ferdi iş ve işlemlerin aboneliklerin dışında bir toplu anlaşmalar düşünülebilir. Aynı zamanda genç avukatların özellikle eğitim giderleri çok yüksek. Yani sertifika alma
ve kendini geliştirme telaşı içerisinde olan genç meslektaşlarımızın Baro'ya ve Barolar Birliği'ne eğitim gideri olarak çok ciddi rakamlar ödediklerini biliyorum. Dolayısıyla bu eğitimleri nitelikli bir hale getirip aynı zamanda ücretsiz bir şekilde meslektaşlarımıza vermek gerekir. Yine avukatlık mesleğinin niteliğinin geliştirilebilmesi bakımından yabancı dil globalleşen dünyada son derece önemli. Dil aplikasyonları var. Burada tabii marka vermeden ifade edeyim. Bu aplikasyonlardan baromuz anlaşma yapmak suretiyle ücretsiz olarak meslektaşlarımızın yararlanmasını sağlamalı. Kendimizi değişen dünyaya, globalleşen dünyaya uyum anlamında bir dil becerisiyle donatmalıyız. Onun dışında yıllardır söylene gelen artık dillerde pelesenk olmuş bir kreş meselemiz var. Mutlaka Ankara Borusu'na kreşlerle anlaşma yapmayacağız. Onu söyleyeyim. Bunu yöntemi doğru bulmuyorum ben. Kamu işbirliğiyle bir kreş kazandırılması lazım. Birden fazla hatta bir tanesi Sincan, Eryaman, Etimes Kütüphanesi'nde bir tanesi Ankara merkezde olmak üzere. Yönetimde olduğum dönemde ABEM ve Gölbaşı Sosyal Testleri baromuza bizler kazandık. Baromuzun yine kamu işbirliğiyle bir içerisinde spor olanaklarının da olduğu bir tesise ihtiyaç. Belki idari bina da bunun içerisinde düşünülebilir. Kamu işbirliği burada gündemde, aynı zamanda da Barolar Birliği ile işbirliği gündemde. Barolar Birliği geçtiğimiz dönemlerde çokça baroya, neredeyse bütün barolara birer tesis kazandırdı ama Ankara Barosu ile eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu iletişimi haklı olarak Ankara Barosu'nun haklı olduğu için Ankara Barosu altını çiziyor önemli. Çünkü Sayın Feyzoğlu yürüttüğü siyasetle avukatlık mesleğine son derece zarar vermiş bir isimdir. Kendi kişisel hırslarını ve beklentilerini maalesef yönettiği kuruma enjekte etmeye çalışmıştır. Mükafatında seçimleri kaybederek almıştır. Ankara Barosu ile anlaşamadığı için Ankara Barosu'na bu desteği vermedi. İki dönem Barolar Birliği Başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Bu desteği vermedi ama Sayın Evin Sağkan'ın Ankara Barosu'na onun da bir mensubu olması itibariyle daha çok sahip çıkacağına inanıyorum. Kendisiyle iletişimimiz her anlamda güçlüdür. Dostluk, arkadaşlık, meslektaşlık. Dolayısıyla baromuza sahip çıkacaktır. Baromuza mutlaka bir tesis kazandırmak, yeni bir tesis kazandırmak zorundayız. Burada da ABEM'in bir kültür ve sanat merkezine dönüşmesi projemiz var bizim. Onun nedeni de şu, ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu'nun ismini vererek ABEM'in bir kültür ve sanat merkezine dönüştüğü oya bir hukuk müzesi inşa etmek. Yine balonumuzun tiyatro, koro gibi kulüplerinin rahatça çalışmasını sağlayacak, konferansların rahatlıkla yapılmasını sağlayacak bir organizasyon mekanına ihtiyacımız var. Onu da önemsiyorum. Üç olmadı ama çokça proje var. Ama ben olabildiğince bahsetmeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim, bu son sorumuzu zaten arkadaşımız kapatmadan önce. Biz her adaylara bir anı defteri veriyoruz. Sizden önceki adayın yazdığını okuyorsunuz. Siz de bir sonraki adayın okuması üzerine bir şeyler karalıyorsunuz. Sizden sonraki çekimde de o adayı gerçekleştiriyoruz. Omuz açık olsun demişler. Aynı dilekleri ben de iletiyorum ama farklı bir üslupla yazacağım ben de. Peki. Tamamdır. Evet. Videonun sonuna geldik. Burada bizi ağlayan Onur Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Videonun devamları gelecek. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve size bir plaket daha takdim edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bartkulis ailesi olarak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Buyur. Evet. Siz değerli genç meslektaşlarımı tanımaktan onur duydum. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Emeklerinize sağlık. Çıktığınız bir yolda bizler de sizlere nasıl destek olabilirsek ne mutlu bize. Her zaman bana bir telefon uzaklıktasınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.